Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yumurta kabuğunun tozunu anlatacağım. Yumurta kabuğu tozu tahmin edemeyeceğiniz kadar çok şeye iyi geliyormuş meğersem. Mesela maskesini yaptığınız zaman yoğurt ve birazcık yağ ile beraber cildinize sürdüğünüz zaman cilt sağlığına iyi geldiği gibi çorbalarınıza birer kaşık attığınız zaman eklem ve kas ağrılarınıza, hani diz kapaklarımızda çok ağrılar hissederiz, bazen omuzlarımızda onlara iyi geliyor. Geldiği söyleniyor daha doğrusu ve diş sağlığımızı koruduğu söyleniyor. Yediğimiz zaman daha güçlü dişlere, daha beyaz dişlere sahip olacağımız söyleniyor. Bunun da en büyük nedeni yumurtanın neredeyse tamamen kalsiyum olması, kalsiyumdan oluşması kabuğunun. Kabuğunun içinde bir de zarı var. Onun da tabii ki yararları özellikle cilt sağlığı açısından tartışılmaz olarak önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bunu bütün olarak alamıyoruz. Mutlaka toz haline getirmemiz gerekiyor. Hatta bunu bitkilere bile kullanabiliyoruz. Bitkilere döktüğümüz zaman bitkilerin nasıl coştuğu, nasıl güzel çiçekler açtığı da mutlaka pek çok kişi tarafından test edilmiştir. Ama yumurtanın kabuğunu bütün olarak bitki köklerine koyduğumuz zaman bu ufalanmıyor. Ve çok da yararını görmüyoruz. Belki yıllar geçiyor bunun yararlı olabilmesi için. Vücuda da aynı şekilde mutlaka toz haline getirip o şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben kavanoz içerisinde görüyorsunuz beyaz olarak bunları öğüttüm. Bir öğütücü yardımıyla toz haline getiriyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Bunları da atmıyorum ve bunun da gerçekten faydasını gördüğüme inanıyorum. Zaten Google'u açtığımız zaman da faydaları tartışılmaz bir şekilde fazla olduğu sürekli anlatılıyor. Evet, bu şekilde toz haline getiriyorsunuz çorbalarınıza. Birer çay kaşığı silme olarak veya yarısı olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla kalsiyum da yüklememek lazım vücudumuza. O şekilde tüketebilirsiniz. Resmen karbonat gibi ufacık, ufak hale getiriyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Ama bunu pişmiş yumurtadan yapıyorsunuz. Mutlaka yumurtayı pişiriyorsunuz. Kurutmak isterseniz, dilerseniz fırında da kurutabilirsiniz. Ben bekleterek kurutuyorum. O şekilde de siz de yapabilirsiniz. Hoşça kalın.